altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Değerli arkadaşlarım, bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın. Kurucusu ve partimizden değerli arkadaşlarımızın yine bilim insanları ile yapmış olduğu bir başka anayasa çalışması raporu da yeni anayasa taslağı olarak TASAV, yani kurucusu olduğum vakfın eseridir. İşte size 6'ya karşı 2, bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşaması için Cumhur'un bir kanadı olan AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşur ise 100. yıl dönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya, yepyeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kavuşmuş olacaktır. Şimdi bunların bir uykusunu da kaçırayım. 7 ayda bir defa seçilecekmiş. Peki 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Biz bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı, Milletin İttifakı ise 2 yetmez, 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Şimdi devam ediyorum. Altılı ganyan duysun. Bugün veya yarın, belki başka gün. Bugün olmadı, ertesi gün. Nerede ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör ve inkarcı olarak anılacaksınız. Hiçbir zamanda milletimizden geçer not alamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lider ülke Türkiye'nin süper güç, Türkiye'nin ilahi kelimatullah, kızıl elma ülküsünün ön sözüdür, ön yüzüdür, taşıyıcı kolonudur. Devlet ve millet dayanışmasının kırılmaz ve yıkılmaz kuvvetidir.